Bir taraftan da ortaya kiliselerin rekabeti çıktı. Çünkü 325 İznik Konsili'nde 3 tane imtiyazlı kilise merkezinin belirlenmesi, 381'de buna 4. bir kilise olarak İstanbul Kilisesi'nin de eklenmesi, kiliselerin arkadaşlar birbirleriyle çok yoğun bir rekabet sürecine girmelerinde bir nüfuz ve üstünlük, prestij mücadelesine girmelerinin neticesini ver. Ben üstünüm, sen üstünsün. Ben daha fazla kişiye hükmediyorum. Ben sadece senin üzerinde hükmetme yetkisine sahibim. Hayır, değilsin. Bakın mesela İstanbul'da İskenderiye Kilisesi arasında yaşanan o kavgalar İmparatorluğu 2 tane Büyük Efes Konsili'ne götürmüştür. 430 ve 449. Sonuç İskenderiye Kilisesi'nin zaferidir. 451 Kadıköy Konsili Batı kiliselerinin İskenderiye Kilisesi'nde intikamının adıdır, sembolüdür. Yani mevzu aslında kiliselerin üstünlük yarışıdır. Mesih'in kim olduğu konusu da bu üstünlük yarışının patlak verdiği taraftır. Bir kilise bir görüşü savunur, öteki kilise başka bir görüşü savunur. Kiliselerin rekabeti bunun üzerinden yürür. Kilise yazanları da bunu anlatırlar. Yani Kirilos'un keşişleri bile söylerler Kirilos'a. Senin amacın aslında Mesih'in kim olduğu meselesi falan değil yani derler. Nihayetinde de İstanbul'da kilisede kim daha fazla rüşvet verirse onun görüşü kabul edilir. Yani Mesih'in kim olduğuna ona göre karar verilir. Meryem'in kim olduğuna buna göre karar veriliyor. Mesela bakın 431'de Efes'te Meryem X'tir denilmiştir. Çünkü Kirilos daha fazla rüşvet dağıtmıştır kilisede. Ama 451'de Kadıköy'de mesela diyelim ki Nestorius Avrupa edilmiştir. Neden? Bu sefer de Papa Leo çünkü daha fazla etkilidir nüfus sahibi. Arkadaşlar dini şekillendiren siyasettir. Mısır'dan tutun Romalılara kadar yani Divi Filius'lara kadar yani. O İnkalardan Mayalardan tutun Çin'e Japonya'ya kadar. Zillullahi filan ifadesinden tutun Kutanmış ifadesine kadar yani. Din devlet ilişkilerine siyaset işine bir bakmak lazım yani.